Değerli basın mensupları, dün 30 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kara gün yaşadı. Aslında hem meclisin kendi faaliyetleri açısından hem de Türkiye'nin kalan anayasal düzeni açısından asla onaylanamayacak, kabul edilemeyecek gelişmeleri mecliste biz bizzat yaşadık. Canlı yayınlarla da halkımız, milletimiz bunu çok açık izledi. 14 Mayıs 2023 günü milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay, sürmekte olan Gezi davası çerçevesinde ortaya çıkan Yargıtay Anayasa Mahkemesi itişmesi kapsamında dün millet meclisine gelemeden milletvekilliği düşürülen bir milletvekili olarak tarihe geçti. Aslında kendi hukukunu koruyamayan mecliste bir anlamda tarihe geçti. Hep bugünü konuşuyoruz. Bu Gezi davasının bir miktar geçmişine bakmak gerekmez mi? Arkadaşlar, Gezi ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada 30 Ocak 2014 tarihinde kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Sonra 27 Şubat 2014 tarihinde bir kez daha soruşturmaya yer yoktur kararı verildi. Buna rağmen kovuşturma başlatıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2020 tarihinde Gezi davası sanıklarının tamamı için beraat kararı verdi. Şimdi biz eğer 18 yılların, müebbetlerin havada uçuştuğu bir davadan söz ediyor isek, neden 9 yıl evvel iki kez üst üste kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi ve neden yalnızca bundan 4 yıl evvel bu sanıklar beraat ettiler? Hepimiz biliyoruz ki bu dava hukuki bir dava değildir, bu dava siyasi bir davadır. Gezi bir direniştir, bir halk protestosudur. Ortaya çıkan kamu zararı ve benzer görüntülerin yargılanan arkadaşlarımızla ilişkisine dair ne bir kanıt ne de bir tanık beyanı söz konusu değildir. Adeta sanıktan delile gitme yöntemiyle siyasi bir öç alma işi gerçekleştirilmektedir. Gelelim bugüne. Hepimiz biliyoruz geçmişini. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve Anayasa Mahkemesi arasında kabul edilemez diyaloglar. Yargıtay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na "sen nasıl olur da benim kararımı okutmazsın"la başlayan ve asla birbirini denetleyen ve birbirinden bağımsız erklerin yatay hiyerarşisine uymayan söylemini hatırlatalım. Peki bu sözlere muhatap olan ve bugüne kadar bu kararı okutmayan Numan Kurtulmuş'un tavrı neydi? Numan Kurtulmuş geçmişte Mustafa Şentop'un düştüğü duruma düşmemek, meclisi de o duruma düşürmemek için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sonrasında hak ihlali kararı verip vermeyeceğini bekledi. Çünkü daha evvel biliyorsunuz Mustafa Şentop Yargıtay kararı sonrasında bunu mahkemede okutmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı geldikten sonra dosya ilk derece mahkemesine dönmüştü. Ve ilk derece mahkemesi de yargılamayı durdurup da yazıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderince bunu bir kez daha okutmak zorunda kalmıştı. Meclis mahkeme kararlarının okuma merci midir? Meclis mahkeme kararları arasında pimpong topu gibi gidip gelecek bir organ mıdır? Bu duruma düşmemek için okutmadı. Ve bu okutmama kararı Yargıtay'dan bir ayar olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi duvarlarına çarptı. Sadece meclis başkanı değil, bütün milletvekillerinin buna karşı çıkması gerekiyordu. AKP-MHP grubunun herhangi bir şekilde bir kaygısı, bir tereddütü, bir üzüntüsü olmadı. Peki meclis başkanı ne yaptı? İkinci kez Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay kararında direnince, yani anayasanın 153. maddesi açıkça ihlal edilince
bu memlekette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı ne yaptı? Döndü dedi ki, öyle bir zamana denk getirelim ki Bekir Bozdağ burada başkan vekili olsun, ben de aynı zamanda yurt dışında olayım. Evet, bu mükemmel zamanlamayı yaptınız. Bekir Bozdağ meclis başkanlık kürsüsünde başkan vekili olarak oturuyor, siz de Birleşik Arap Emirlikleri'ndesiniz. Peki soruyorum ben, Bekir Bozdağ'a bir şey sorma gereği hissetmiyorum. Bekir Bozdağ'ın müktesebatı belli, yaptıkları belli. Bugün de yapmak zorunda kaldıkları da belli. Peki Numan Kurtulmuş, siz bu kararı okuturken Birleşik Arap Emirlikleri'nde saklanınca sorumluluktan kaçmış mı oluyorsunuz? Numan Kurtulmuş bu işin bir parçası değil diye mi memleket bakıyor? Yalnızca sorumluluktan kaçan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne saklanan bir meclis başkanı olarak maalesef tarihe geçtiniz. Gelelim dünkü oturuma. Arkadaşlar, dün saat 14.45'te başkanlık divanı arkasında toplantı yaptık. Bekir Bozdağ çağırdı grup başkan vekillerini. Ve 14.55'te bize dedi ki ben bu kararı okutacağım. Başladı bu kararın neden hukuki olduğunu anlatmaya. Dedik ki ne anlatıyorsunuz bize? Anlattıklarınızın hukukta da yeri yok. Yıllar süren bir tartışmayı burada bitirecek haliniz de yok. Siz bunu meclis açılmadan 5 dakika evvel bize söyleyerek bir oldu bittiye mi getirmeye çalışıyorsunuz? Peki AKP'nin grup başkan vekili saat 11.30'da televizyon kanallarında bu karar bugün okutulacak, bunu planlıyoruz deme hakkını ve yetkisini nasıl alıyor? Sen AKP grup başkan vekilinin emir eri misin yoksa meclis başkan vekili misin? Bu sorular ağır sorulardır arkadaşlar ve bu sorulara yanıt verilmesi lazım. Bu soruların altında kalınmaması lazım. Bütün bunlara rağmen kararı okutacağını ifade etti. Hiç olmazsa çarşambaya, perşembeye bırakın. Gruplar bunun için hazırlık yapsın dedik. Ama bunu derken de biliyorduk. Bu muhalefet ortak bir strateji geliştiremesin derdindeler. Bakın, bu iş tüzük der ki Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günleri saat 15'te toplanır. Peki tutanak burada gösteriyor. Kaçta toplandı? 15-12'de toplandı. Çünkü biz danışma kurulunu terk ettikten sonra AKP grup başkan vekiliyle yeniden istişare etme gereği duyuyor. Yani muhalefet partilerinin talebine göre ben bunu çarşambaya, perşembeye bırakayım mı yoksa bugün okutayım mı? Bu meclis adına gerçekten utanılacak bir durumdur. Bunu ifade edeyim. Şimdi devamında kapalı oturum tartışmaları yapıldı. Biz 5 dakikada olduğu bittiye getirilebilecek bir konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2,5 saat tartışmada ve Türkiye'nin siyasi gündeminde tutmaya çalıştık. Kapalı oturum, açık oturuma döndükten sonra usul tartışmaları yapıldı. Ve usul için açtığımız sözde ben konuştuktan sonra Sayın Erkan Baş'ın söz almasını sağladık ve kendi milletvekilinin düşürülmesi adına tip bir konuşma yapabildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer muhalefet partilerinin burada bir çabası olmasa tipe bir söz dahi vermeyecek siyasi nezaketsizliği burada görüyoruz. Daha ilginci şudur. Bütün bunlardan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını okutmaya çalışıyor. Arkadaşlar, Yargıtay'ın meclise yazı yazma hakkı ve yetkisi var mı? Eskiden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamayı durdurduğuna yönelik yazı yazıyordu. Bu meclisi bir bilgilendirmeydi. Bu sefer Yargıtay ne yapıyor? Ben bu kararı verdim, bu kararı okuyacaksınız diyor. Tıpkı daha belki kararında belirttiği gibi meclise talimat veriyor. Yargıtay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir yazı gönderme hakkı ve yetkisi yoktur. Bunu da ifade edelim. Peki, hepinizin gözleri önünde oldu. Yazılı ve görsel basın takip etti. Katibe Yargıtay'ın kararını verdi ve okutmasını istedi. Arkadaşlar, kayıtlarınızda varsa çıkartın. Bu sözleri duyan oldu mu? Bu sözler yazılı ve görsel basının kameralarına, ses kayıt cihazlarına, stenograflara ulaştı mı? Çünkü o anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekilleri haklı itirazlarını öne sürüyorlardı.
sıra kapaklarına vuruyorlardı ve meclis başkanlık divanına doğru yürüyorlardı. O gürültü arasında katip üyenin okuduğu Yargıtay kararı duyulmadı. Dolayısıyla hukuken okunmuş bir karar yoktur. Biz bugün açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda bu okumanın gerçekleşmediği ve dolayısıyla okumanın hukuken yok sayılması, okumadan önce meclisin kapandığının kabul edilmesine yönelik bir usulü itirazımızı dilekçeyle Meclis Başkanlık Divanı'na sunacağız. Ve bu çerçevede bunun bir usul tartışmasına sahne olmasını talep edeceğiz. Meclis Başkanlığı'nın bu konudaki tavrını da göreceğiz. Peki buradaki söylemimizi neyle gerekçelendirebiliyoruz? Arkadaşlar şuraya bakınız. Diyor ki aynen, Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeki çalışmalar sonrasında, gürültüler, yuh sesleri arasında diyor ki, iç tüzüğün 68. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, çalışma imkanı bulamadığımı gördüğümden genel kurulu kapatıyorum diyor. İç tüzük ne diyor 68'de arkadaşlar? Eğer sükunet sağlanamazsa, kavga ve gürültü ortamı dindirilemezse, önce ara verir, aradan sonra da bunun devam etmesi halinde meclisi kapatır diyor. Peki 68. maddenin 2. fıkrasını meclisi kapatırken aklına getiren Bekir Bozdağ, aynı ortam varken sükunet sağlanmadan nasıl oluyor da bu kararı okutuyor? 68. maddenin 2. fıkrası 10 dakika evvel hüküm doğurmuyor da 10 dakika sonra mı hüküm doğuruyor? Dolayısıyla ortada açık bir hukuksuzluk vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de yeni gününü bununla başlatacağız. Daha açık bir şey söyleyelim. 14 Mayıs 2023 tarihinden itibaren milletvekili seçilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetinde bulunması gereken Şerafettin Can Atalay, Silivri'de hükümlü durumdadır. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Konu Şerafettin Can Atalay meselesinin çok üzerinde derin bir anayasa krizidir. Türkiye'de bu anayasanın maddelerini dilerse uygulayan, dilemezse uygulamayan bir rejim vardır. Ve bu çerçeve Türkiye'yi bir demokratik anayasal hukuk devleti niteliğinden maalesef çıkartmıştır. Ama şunu ifade edelim, meşhur bir atasözüyle bitirelim. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar. Anayasal düzenden uzaklaşırsanız siz de bir hukuksuzluğun ortasında ne zaman kalacağınızı bilemezsiniz. Biz Türkiye'nin böylesine büyük bir kaosun içerisinde olmasını istemiyoruz. Kurullarıyla ve kurallarıyla çalışan bir demokratik devlet olmasını talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki mücadelesi de aynen devam edecektir. Bugünkü basın toplantımı Türkiye açısından son derece önemli olan bu konuya hasrettim. Yarın diğer konularda da konuşmalarımızı yapacağız. Buyurunuz. Biz muhalefete muhalefet etmeme tavrımızı sürdürüyoruz. İyi Parti nerede duracağına kendisi karar verir. Biz İyi Parti'nin kurumsal kimliğinin verdiği kararları hiçbir zaman eleştirmedik. Ne yapmak isterlerse kendileri yaparlar dedik. Artık halkımız, milletimiz partiler arasındaki yapılan anlaşmalardan bıkmış durumda ve buna da herhangi bir saygı duymuyor. Dolayısıyla bir Türkiye İttifakı sürecinin biz yürütücüsüyüz. Ne demek Türkiye İttifakı? Yani partilerle bir görüşme yapmanın artık anlamı yoktur. Biz olanı biteni halkımıza gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Halkımız zaten vicdanıyla, aklıyla ve melekeleriyle beraber bunu fark ediyor. Dolayısıyla sandıkta bir ittifakı halkımızla beraber partilerinden bağımsız olarak kuracağız.
Dolayısıyla bu tartışmaların hiçbir şekilde içine girmek istemiyorum. Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, kurallar, ticari ilişkiler bellidir. Bu ticaretin gereğini yerine getiren, özel sektör tarafından yönetilen çok sayıda afiş ortamına, outdoor ortamına afişlerini asar. Ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara, İstanbul ve İzmir'in bütün outdoorlarını ve afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. Onların önemli bir bölümü ticareten kapatılan ya da açık tutulan yerlerdir. İYİ Parti de bu gerekleri yerine getirir, kendisini tanıtır. Gelelim ikinci konuya. Biraz evvel de söylediğim gibi iktidar partisiyle ilişki kurar, başka yerlerle ilişki kurar. Onların bileceği işlerdir. Biz hiçbir zaman bunu eleştirmedik. Ama Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin, Fatih'e benzettiğin ve Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi olarak tanımladığın Sayın Ekrem İmamoğlu'nu, Sayın Mansur Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak, kendisini engellemekle itham etmek yine İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır. Biz buna da saygılıyız. Halkımız dediğimiz gibi geçmişte olanları ve bugün olanları birlikte değerlendirecektir. Biz bütün siyasal partilerle basına açık, şeffaf bir ilişkiyi sürdürüyoruz. Burada bazen meclis gündemi konuşuluyor, bazen Türkiye gündemi konuşuluyor, bazen yerel seçim gündemi konuşuluyor. Bugün de konuşuruz, yarın da konuşmaya devam ederiz. Ancak gördüğünüz gibi, hani bizi hep şeyle suçluyorlardı, onunla kapalı konuşma yapıyorsun. Benzer zaman dilimlerinde kimin kiminle, hangi meşru olmayan ilişkileri yürüttüğünü biliyoruz. Bunu biz basılı açıklamaktan da aslında uzak durmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız tümüyle şeffaftır, tümüyle saydamdır, tümüyle basına açıktır. Bütün bunların yanında elbette DEM de diğer tüm siyasal partiler gibi kendi kararlarını alır, istediği yerde adaylarını çıkartır. Bunların kendilerini verecekleri kararlardır. Biz sabırla nihai kararın oluşmasını bekleriz. 17 Şubat Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin verilmesi için son gün. Ondan bir hafta sonra da liste zaten kesinleşecek. Yani Türkiye kamuoyu en geç 3 hafta içerisinde bu tartışmaları bitirecektir. Aday olan arkadaşlarımıza ve onların temsil ettiği partilerin tamamına başarılar dileriz. Kim ülke için, kenti için yararlı olacaksa yurttaşımız zaten seçimini ona göre yapacaktır. Buyurunuz. Bir usul tartışması yapacağız. Bu karar bizce okunmamıştır. Okunmadığı için yok hükmündedir. Eğer bu kararı yeniden okurlar ise bakarız. Okumazlar ise tabii bu usul tartışmasının sonuçlarına bakacağız. Ama şunu ifade edeyim. Dün mesela uluslararası sözleşmeler getirmeye çalıştılar. Uluslararası sözleşmelerde 3 ya da 4 sözleşme için partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçişini kolaylaştırıcı bazı önlemlerde anlaşabilirler. Konuşma hakları verirsiniz ve ona göre sözleşmeleri geçirirsiniz. Dün de ifade ettik, bu eylem sonrasında, yani AKP'nin ortaya koyduğu bu tutum, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu tutum sonrasında mecliste herhangi bir önergenin hızlandırılmasına ilişkin herhangi bir teklife olumlu bakmayacağız, sıcak bakmayacağız. Meclisin acil konular dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü bir muhalefetini göreceğini buradan ifade edeyim. Buyurun. Ne yapmayı planlıyor? Somut olarak nasıl bir adım atacaksınız?
Arkadaşlar, muhalefet ya da siyaset hem meclis içinden meclis dışında şekilleniyor. Mecliste ne yapacağımızı anlattım. Meclis dışı içinde şöyle söyleyeyim. Henüz kesin olarak kararlaştırılmamakla birlikte Sayın Genel Başkanımızla ön konuşmasını yaptık. Muhtemelen önümüzdeki hafta sonuna bir miting planlanacak. Daha evvel planlanmış ve gelen şehit haberleri nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan miting bir sonraki hafta için planlanacak. Ayrıca Şubat ayıyla birlikte tüm adaylarımız sahaya çıkıp zaten her ilçede, her ilde gerekli saha çalışmaları dibine kadar götürülecek. Şunu da söyleyeyim, işte 30 milletvekili istifa ederse erken seçime zorlanır şeklinde bazı açıklamaları görüyoruz. Arkadaşlar, 2 ay sonra Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde seçimler var zaten. Hani gündemden bu kadar kopmayalım. 31 Mart 2024'te siyaseten bu cepheyi dağıtmak ve arkasından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine giden yolunu açmak ve bunun için de hem mecliste hem sokakta eş güdüm halinde en etkili çalışmaları yapmak ortak hedefimizdir an itibariyle. Elbette olacak. Elbette olacak. Bu yalnızca bir CHP mitingi değildir. Türkiye'de demokrasiye inanan herkesi davet edeceğiz. Parti bayrakları değildir mesele olan. Mesele ülkenin demokrasinin yaşamasıdır. Mitingimizi daha evvel böyle planlamıştık. Erteleyip de önümüzdeki haftaya planladığımız mitinginde bu çerçevede olacağından hiç kuşku yoktur. Kaldı ki dün ortaya çıkan gelişme sonrasında da yine diğer muhalefet partileriyle görüşmelerimizi sürdürdük. Bugünkü mecliste yapacağımız stratejiyi de birlikte planladık. Arkadaşlar, bunun okutulacağına ilişkin öngörü hepimizde var. Zamanlamayı da nasıl yapacaklarını hepimiz öngörebiliyoruz. Bekir Bozdağ'ın bu haftaki nöbetinde mi yapacaklar, bir sonraki haftaki nöbetinde mi, bir sonraki gelen nöbetinde mi yapacaklar? Elbette bunu gözlüyoruz. Ancak herhangi bir siyasal parti resmi bildirimle davranır. Bana bunun resmi bildirimi nerede yapılır? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin danışma kurulunda yapılır. Onun için biz meclisin arkasında toplanıp bütün grup başkan vekilleri, meclis başkanı ya da meclis başkan vekiliyle beraber o günkü oturumun nasıl yapılacağını planlıyoruz. Örneğin bugün de saat 13.45'te yine danışma kurulu aynı şekilde çerçevelenecek. Orada bulunan grup başkan vekillerinden AKP hariç tamamı bundan yeni haberin olduğunu açıkça ifade etti. Hatta şunu söylediler. İYİ Parti telefon edip sormuş, diğerlerine haber vermediğimiz için onlara da söylemedik dediler. Peki hep beraber Leyla Şahin Usta'nın canlı yayında açıklama yapmasına tanık olmadınız mı? Yani Leyla Şahin Usta bunu saat 11.30'da nereden biliyordu? Leyla Şahin Usta bereket ağzından kaçırıyor. Diğerleri daha tecrübeli, onlar söylemiyorlar. Ama Leyla Şahin Usta her zamanki hevesiyle planladığını söylüyor. Bu AKP ile Meclis Başkan Vekilliği arasında olmaması gereken bir ilişkinin sürdüğünü gösteriyor. Bekir Bozdağ'dan da hani anayasaya çok uygun, siyasi etiğe çok uygun davranış göstermesini beklemek biraz hayal. Arkadaşlar, 5 Şubat itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 milletvekilinin tamamı depremde önemli hasar gören, yıkılan 11 ile görevlendirilmiş olacaklar. Ve 6 Şubat sabaha karşı
ve öğleyin ortaya çıkan her iki depremin hem anmasına katılacaklar, hem mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirecekler, hem de bölgedeki son duruma ilişkin tespitlerini yapacaklar. 5 Şubat günü deprem bölgesine gidip 6 Şubat'ta bu çalışmalara katılacaklar. Bu çerçevede 10 ya da 11 yani cumartesi ya da pazar günlerinden bir tanesinde de Ankara'da bir miting planlıyoruz. Ankara'nın seçilmesinin sebebi de şudur. Bu bir söylediğimiz gibi anayasal darbedir. İçinde Yargıtay vardır, Anayasa Mahkemesi vardır, Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Bunların tamamı da Ankara'da yerleşiktir. Bu çerçevede krizin doğduğu yerde miting yapmanın anlamlı olduğunu düşündüğümüz için miting Ankara'da gerçekleştirilecektir. Evet, başka bir soru olmadığını görüyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.